Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Kürtlerin kökeni. Aslında YouTube'da bu konuya dair pek çok video mevcut. Ama izlediğim kadarıyla bu videoların hiçbiri gerçeği tam olarak yansıtmıyor. İnsanların pek çoğu gerçeğin kendisinden ziyade anlattıkları konunun ideolojileriyle ne kadar uyumlu olup olmadığıyla ilgileniyorlar. Bu videoların pek çoğunda kadim Kürt halkının Mezopotamya'daki antik tarihinden bahsediliyor ama aslında tarihte yeterince geriye giderseniz bütün halkların kadim olduğunu görürsünüz. Zira hiçbir halk belli bir tarihte gökten zembille inmemiştir. Öte yandan bazı Türk milliyetçilerinin anlattığı Kürtlerin de Türk olduğuna dair hikayeler gerçekten deli saçma, onlara değinmeyeceğim bile. Kürtlerin tarihini 3 ana başlık altında inceleyeceğiz bugün. Bu 3 ana başlıktan ilki Kürt dilinin tarihine dair olacak. Çünkü Kürtleri Kürt yapan şey nihayetinde dilleri, Kürt lisanı. Ve bu lisan nereden geldi? Hangi halk bunu getirdi? İlk konumuz bu olacak. Bu dilin kökeni ne? Nasıl aşamalardan geçerek Kürtçe evrildi? İlk başlığımızın konusu bu olacak. İkinci başlığımız Kürtlerin genel genetik yapısı olacak. Çünkü hiçbir millet yalnızca kendisine konuştuğu dili getiren halkın kanını taşımaz. Aynı zamanda orada daha önceden mevcut olan halkların izini taşır. Komşu halkların izini taşır. Bütün millet bunların bir tür sentezinden oluşmuştur ve Kürtler de bu konuda bir istisna teşkil etmiyorlar. Üçüncü başlık ise Kürt isminin kökeni olacak. Ne zamandan beri Kürt ismi var? Ya da Kürt isminin önceki varyantları nasıldı? İlk başta Kürt dediğimiz halkla bugün Kürt dediğimiz halk aynı mı? Kürt ne demek? Üçüncü başlığımız da bu olacak. Hemen herkesin bildiği üzere Kürtçe bir Hint-Avrupa dili. Ama Kürtçenin bir Hint-Avrupa dili olması veya herhangi bir dilin herhangi bir dil ailesine mensup olması ne demek? Önce ona bakalım. Farz edelim ki ortaya yeni bir dil çıktı ve bu yeni dili konuşan belli bir insan topluluğu var tabii ki. Bu insan topluluğunun daha sonra iki ayrı kola ayrıldığını düşünelim ve bu kollardan biri doğuya, biri batıya göç etmiş olsun. Bu iki kolda mutlaka gittikleri yerlerde yerli insanlarla karışacaklar ve hatta muhtemelen başka koşullardan da etkilenerek yeni dillere evrilecekler. Konuştukları diller mutlaka belli bir ayrışma gösterecek. Bu az olur, fazla olur. Kendi içerisinde daha da fazla kol ayrılır ve bu kolların bazıları daha fazla yakınlık gösterir, bazıları daha uzak olur. O ayrı bir konu. Ama şu bir kesinlik. Tek bir dil ailesinden olacaklar. Yani tek bir ataları olacak. Ama bu atadan türeyen diğer diller birbirlerine farklı ölçülerde uzaklıkta olacaklar. Ama yine de aralarında belli bir akrabalık ilişkisi olacak. İşte bu dilleri biz aynı dil ailesinden diller diyoruz. Kürt tarihi ister istemez bir Hint-Avrupa dili olduğu için Kürtçe, Hint-Avrupa tarihiyle iç içedir ve dolayısıyla öncelikle Hint-Avrupa tarihini anlatacağım. Yaklaşık olarak M.Ö. 3000 yılında Kafkasya'nın kuzeyinde, Karadeniz ve Hazar Deniz arasındaki bozkırlarda bugün konuşulmakta olan bütün Hint-Avrupa dillerinin ortak atası olan Proto-Hint-Avrupaca konuşuluyordu. Bu dili konuşan halkın kültürüne Yamnaya kültürü veya Çukur Mezar kültürü diyoruz ama son zamanlarda daha çok Batı Bozkırı Çobanları ismiyle biliniyorlar. İçinizde mutlaka Batı Bozkırı Çobanları'nın nasıl göründüğünü merak edenler olacaktır. Elimizdeki verilere göre Batı Bozkırı Çobanları uzun boylu, geniş omuzlu, iri cüsseli insanlar. Genellikle koyu renk saçları ve gözleri var ama tenleri beyaz. Modern Avrupalılar kadar beyaz olmadıkları düşünülüyor ama yine de beyaz tenliler. Yamnaya kültürünün yani Batı Bozkırı çobanlarının hemen güneyinde bir Kuzey Kafkasya kültürü olan Maykop kültürü vardı. Ve Yamnaya kültürünün savaşçı mizacı Maykop kültüründen aldıkları teknolojik gelişmelerle bir araya geldiğinde bu Proto-Hint-Avrupa kültürünün Avrasya boyunca yayılması kaçınılmaz oldu. Bu savaşçı Batı Bozkırı çobanları daha sonra Avrupa işlerine kadar ilerlediler ve yerli Avrupa çiftçileriyle karışarak ip baskılı seramik kültürünü oluştururlar. Daha çok Cordwainer Culture adıyla bilinir. Türkçe'de ip baskılı seramik kültürü dendiğini ben de bu video için araştırma yaparken öğrendim. İp baskılı seramik kültüründe elbette belli bir genetik dönüşüm de söz konusu artık çünkü dediğim gibi yerli Avrupa çiftçiliğiyle karıştı bu Batı bozkırı çobanları. Ki şunu biliyoruz, daha geç Hint Avrupa kültürlerinde, özellikle Sintaşta ve Andronova gibi kültürlerde sarışınlık oranında belli bir artış var. Örneğin Andronova'da artık insanların üçte birinin, yaklaşık üçte birinin sarışın olduğunu biliyoruz. Yerli Avrupa çiftçiliğiyle karışan Batı Bozkırı çobanları daha sonra tekrardan doğuya göç ettiler. Tabii hepsi değil, belli bir grubu. Burada çok geniş bir Hint Avrupalılar skalasından bahsediyorum aslında. Yani bu tek bir millet değil, öyle düşünün. Burada bir sürü Hint Avrupalı grup var. Ve bu Hint Avrupalı gruplardan bazıları tekrardan doğuya göç ediyor. Doğuya göç edenlerin yine bir kısmı bugün Sintaş adını verdiğimiz ayrı bir kültür oluşturuyor. Genel kanı Sintaşta kültürünün Proto-Hint-İrani kültürü olduğu yönünde. Yani bu ne demek? İrani dillerle Hint dillerinin ortak atasının yani Proto-Hint-İranice'nin konuşulduğu kültür Sintaşta kültürü. Sintaşta kültüründe at arabalarının icat edildiği düşünülüyor. Yani savaşlarda kullanılan at arabaları Sintaşta kültüründe icat ediliyor.
Bir bu at arabaları sayesinde yayılmacılık çok daha büyük bir hız kazanıyor, büyük bir ivme kazanıyor. Savaşlarda kullanılan at arabaları Hint-İrani kültürünün yayılmasında o kadar önemli oldu ki bu dönemden bin yıllar sonra bile hem Hint hem de İran kültüründe, özellikle Hinduizm'de ve Zerdüştilik'te savaş arabasına adeta bir tür ilahilik atfedildiğini görüyoruz. Örneğin Hinduizm'in en temel kutsal kitabı olan Bhagavad Gita'da Tanrı Krishna bir savaş arabasından seslenmektedir. Aynı şekilde Perslerin savaşa giderken Ahuramazda ayrılmış boş bir savaş arabasıyla gittiklerini görüyoruz. Böylece Tanrı'yı savaş meydanına çağırıyorlardı. Aslında bu noktada değinmeden geçmek istemediğim bir konu var. İbrani İncil'inde Hezekiel kitabında Yahudilerin Babil'deki esaretleri döneminde Peygamber Hezekiel'e gelen bazı görüler tasvir ediliyor. Bu görülerde Peygamber Hezekiel Tanrı'yı bir savaş arabasında adeta ilahi bir savaşçı olarak görüyor. İlginçtir ki daha sonra Yahudileri Babil'deki bu esaretten kurtaranlar tam da o savaş meydanındaki boş savaş arabasında Tanrı'yı çağıran Persler oluyor. Hatta bu olay Yahudi tarihinde o kadar önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor ki Yahudi geleneğinde İbrani soyundan olmadığı halde Mesih kabul edilen tek kişi babası Pers, annesi Med olan dönemin Akamenid İmparatoru Büyük Kiros. Tabi bu durumu Yahudilerin Babil'deki esaret dönemlerinden sonraki yüzyıllarda Pers kültürel egemenliği altında kendi geleneklerini geliştirmiş olmalarıyla açıklamak mümkün. Bir Proto-Hint-İrani kültür olan Sintaşta kültürü kendisinden sonraki Andronova kültürünün doğumuna öncülük etti. Andronova kültürü yine bir Hint-İrani kültürü. Başlarda yine Proto-Hint-İranice konuşuluyor ama ilerleyen süreçte Hint dilleri ve İrani diller birbirinden muhtemelen bu dönemde ayrılıyor. Andronova kültür alanının hemen güneyinde Baktriya-Margen arkeolojik kompleksi kültürü var. Baktriya-Margen arkeolojik kompleksi bir Hint-Avrupa kültürü değil. Burada yerleşik bir halk var. Andronova kültüründen farklı olarak Andronovalar göçebe. Bunlar yerleşik. Ve Andronova kültürüyle Baktriya-Margen arkeolojik kompleksinin kültürü iç içe giriyor. Bu halklar hem genetik olarak karışıyorlar hem de kültürel olarak birbirlerinden son derece etkileniyorlar. Baktriya-Margen arkeolojik kompleksinde hangi dilin konuşulduğunu bilmiyoruz. Ama Hint dilleri ve İrani dilleri arasındaki bazı benzerlikler, daha doğrusu Hint-Avrupalı köklerle açıklanamayan bazı benzerlikler muhtemelen Baktriya-Margen arkeolojik kompleksinden kaynaklanıyor. Bu ne demek? Andronova kültürü insanlarıyla Baktriya-Margen arkeolojik kompleksinin insanları hem kültürel hem de genetik açıdan karıştıktan sonra ortaya çıkardıkları yeni sentezle hem İrani kültürünün yani Zerdüştiliğin hem de Hint kültürünün yani Hinduizmin temellerini atıyorlar. Burada yine merak edebilirsiniz Baktriya-Margen arkeolojik kompleksindeki insanlar nasıl görünüyordu, onların soyu nereden geliyor? Çünkü onları şimdiye kadar hiç anlatmadık. Şimdiye kadar Andronova'yı, onların atası olan Sintaşta'yı, onların atası olan ip baskılı seramik kültürünü ve onların atası olan Yanla'yı anlattık. Bu çünkü Hint-Avrupa koluydu anlattığımız hikayenin. Ama bir de Baktriya-Margen arkeolojik kompleksi kolu var. Yani Orta Asya'nın yerli kültürü. Bu yerli kültür nereden geliyor? Baktriya-Margen arkeolojik kültürünün insanları büyük ölçüde Neolitik İran çiftçilerinin soyundan geliyorlar. Andronova kültürü ve Baktriya-Margen arkeolojik kompleksi kültürünün sentezinden oluşan yaz kültürü bildiğimiz ilk erken İrani kültür olarak kabul edilebilir. Burada artık insanların da genetik olarak oldukça karışmış olduğunu görüyoruz. Yaz kültürünün insanları yaklaşık %60 kadar Andronova kültürünün soyundan geliyorlar, %40 kadar yerli Baktriya-Margen arkeolojik kompleksinin soyundan geliyorlar. Burada muhtemelen bir Doğu İrani dili konuşuluyordu ve Avesta muhtemelen burada yazıldı. Avesta'nın yazılması M.Ö. 1100 civarına denk geliyor ve biz Asur kaynaklarından biliyoruz ki M.Ö. 9. yüzyılın başlarında Medler ve Persler gibi Batı İrani toplulukları Zagros dağlarının kuzeyine gelmiş olmalılar. Dolayısıyla bu 200 yıllık süreç içerisinde yaz kültürünün erken İranileri Batı'ya Zagros dağlarının kuzeyine ilerlemiş ve buradaki yerli halklarla karışarak Batı İranileri oluşturmuş olmalılar. Videonun başında konuyu 3 ayrı başlık altında inceleyeceğimizi söylemiştim. Ama pek de öyle olmadı. İlk iki başlığı birbirine bayağı karıştırmış oldum. Şöyle ki Kürt dilinin tarihini anlatırken göç yolları üzerinde kimin kimine ne kadar karıştığını anlattığım için aslında otomatik olarak Kürtlerin genetik yapısında 3 aşağı 5 yukarı açıklamış oldum. Şu anda açıklamış olmadığım tek bir konu kaldı. Genetikle alakalı. O da şu. En son erken İranileri anlatmıştım. Bu yaz kültüründeki erken İraniler. %60 Andronova, %40 Baktriya-Margen arkeolojik kompleksi kültürünün soyundan geliyorlar demiştim. Peki bu erken İraniler Zagros yerlileriyle ne kadar karıştılar da erken Batı İranileri oluşturdular? Buna kesin bir cevap vermek kolay değil. Elimizde çünkü bu kesinlikle Med örneğidir, bu kesinlikle erken Pers örneğidir diyeceğimiz bir örnek yok. Bununla beraber muhtemelen %30'a 70 civarındaydı. Yani %30 erken İrani, %70 Zagros yerlisi kanı taşıyorlardı. Medlerin, Perslerin genetik yapısı muhtemelen aşağı yukarı böyleydi. Aslında elimizde demir çağından kalma birkaç örnek var ama bunların İrani örneği olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer bunlar İrani örneği ise
Zaten kesinlikle dediğim gibi olacak. O zaman elimizde net kanıt olmuş olacak. Peki Kürtler, Medlerle aynı mı? Aslında öyle değil gibi görünüyor. Büyük ölçüde Medlerle aynı genetik profile sahip bir halkın soyundan geliyorlar en azından, o kesin. Ama doğrudan Medli değiller. Neden? Çünkü Zagros bölgesine Medler ve Perslerden sonra başka İranî dalgaları da geldi aslında. Partlar ve İskitler gibi. Dolayısıyla Kürtlerde Part ve İskit kanı da var. Bu ne kadar, yüzde kaç oranında? Bununla alakalı bir araştırma var, bir çalışma yapılmış. Bu çalışmayı ben yapmadım ama size onun linkini vereceğim. Bu çalışmaya göre Kürtler yaklaşık olarak %70 kadar Med, %10 kadar Neolitik Levant çiftçisi, %20 kadarsa İskitlerle ilişkili genetik miras taşıyorlar. Gelelim Kürt adanın tarihine. Konuya dair bildiğim en detaylı araştırma Garni Kasatoryan'ın araştırması ve bu araştırmada Garni Kasatoryan bize yaklaşık olarak M.Ö. 220 yılında Med valisi Molo'nun Kürt sapancıları 3. Antiochos'a karşı kullandığını söylüyor. Asatoryan'ın kaynağı M.Ö. 146 yılında Polybios tarafından yazılmış olan Historia. Ancak Asatoryan'ın iddiasına göre bu tarihte henüz İraniler o bölgeye yerleşmemişti ve dolayısıyla kitapta bahsi geçen Kürtiler, Kürtyoy kavmi, bugün bizim bildiğimiz Kürtler olamazlar. Çünkü İranî bir dil konuşuyor olamazlar. Bu teori doğru değil. İraniler o tarihte çoktan o bölgeye gelmişlerdi. Daha önce anlattığım gibi Asur kaynaklarından biliyoruz ki en azından M.Ö. 9. yüzyılın başından beri İranî kavimlerin bir kısmı Zagros bölgesinin, Zagros dağlarının kuzeyine yerleşmiş olmalı. Dolayısıyla Polybios'un bahsettiği Kürtiler gerçekten bugünkü Kürtlerin ataları olabilir. Ancak daha ileriki tarihlerde, özellikle de Pehlevi metinlerinde Kürt kelimesi bir etnik gruptan ziyade belli bir yaşam biçimini veya bu yaşam biçimiyle ilişkilendirilmiş toplulukları ifade etmek için kullanılıyor. Bu metinlerde Kürt kelimesi daha çok çoban, göçebe, çadırda yaşayan kimse anlamlarında kullanılıyor. Dolayısıyla Kürt adının kullanımı şu şekilde gelişmiş olabilir. Önceden belki Kürt denilen bir etnik grup vardı. Ancak daha sonra bu Kürtlerin yaşayış biçimi o isimle özdeşleştirildi. Tıpkı Vandaller gibi. Örneğin Vandal denilen bir Cermen kavmi var ve bugün biz Vandalizm diyoruz belli bir davranış biçimine. Aynı şekilde veya benzer şekilde bir zamanlar Kürt denilen belli bir etnik grup vardı belki de ve bu etnik grubun yaşayış biçimi daha sonra o yaşayış biçimine sahip olan diğer toplulukları nitelemek için de kullanılmaya başlandı. Ve bu şekilde yaşayan kavimlere genel olarak Kürt denmiş olabilir. Hatta belki de günümüzde birden fazla Batı İranî dilini konuşan halkın kendisini Kürt kabul etmesinin altında yatan neden bu olabilir. Kürtlerle ilişkilendirilen bir diğer antik kavim Karduhlar. Kardukların genellikle proto Kürt oldukları düşünülüyor. Karduklara dair elimizde Yunan, Ermeni, Romalı ve Yahudi kaynakları var. Ve bu kaynaklarda Kardukların uzun yaylarla ve tıpkı daha önceden bahsetmiş olduğum Kürtiler gibi sapanlarla savaştıkları söyleniyor. Karduklar Van Gölü'nün güneyinde yaşıyorlardı ve aslında yaşadıkları tarih yine Kürt olmaları için, ya daha doğrusu Kürtlerin atalarından biri olabilmeleri için makul bir tarih gibi görünüyor. Ama bazı araştırmacılar daha önceden bahsetmiş olduğum Kürtilerle Kardukların aynı millet olamayacağını iddia ediyorlar. Ben bu konuda bu kadar iddialı olmak için net bir sebep göremiyorum. Dolayısıyla Kardukların Kürtiler gibi bugünkü Kürtlerin atalarından biri olmaları bana hayli muhtemel görünüyor. Bu arada her ne kadar Karduklarla Kürtilerin aynı kavim olamayacağını söyleyen araştırmacılar olsa da Kardukların Kürtlerin atalarından biri olduğu aslında oldukça kabul gören bir görüş. Öyle ki Yahudilerin en temel dini kaynaklarından olan Talmud'un bazı tercümelerinde Karduklar doğrudan Kürt olarak çevriliyor. Karduk isminin ne anlama geldiğini, kökenini ve aslen nece olduğunu bilmiyoruz. Ama elimizde M.Ö. yaklaşık 2000'e tarihlenen ve Kardu diyarından bahseden Akatça metinler var. Kardu muhtemelen Akatça'da cesur, savaşçı ve kahraman gibi anlamlar taşıyor. Ama M.Ö. 2000 civarında bahsedilen bu Kardu diyarında bugünkü Kürtlerin dilsel atalarının yaşamış olması mümkün değil. Çünkü M.Ö. 2000 civarında bu bölgede henüz hiçbir İranî dil konuşulmuyordu. Bu arada dilsel atayla genetik atayı karıştırmamak lazım. Yani bir halk başka bir halkın dilsel olarak atası olmasa bile genetik olarak atası olabilir. Çünkü hatırlarsanız bahsetmiştim, Kürtlerin genetik olarak yüzde belli bir oranı Hint-Avrupa grubundan geliyor. Kalanı Zagros bölgesinin yerli halklarından geliyor. Dolayısıyla bu yerli halkların kanını da taşıyor Kürtler. Yalnızca Hint-Avrupalı değiller. Evet, bugün Kürtlerin kökenini inceledik. Konu uzun ve karmaşık bir konuydu. Elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ama yine de kafanızı karıştırmış olabilirim bazı noktalarda. Aklınıza takılanları mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Sorularınızı net bir şekilde sorun. Birkaç videoda bir soru cevap videosu hazırlamayı düşünüyorum. Ve bu videolarda makul soruların hepsini elimden geldiğince net bir şekilde yanıtlamaya çalışacağım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.